Türk Hava Yolları Elazığ Şube Müdürlüğü'nün Muş'a bağlanması kararına Elazığ'daki siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla vatandaşlardan tepki geldi. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk Hava Yolları Elazığ Müdürlüğü Şube Müdürlüğü'ne düşürülmüştü. Son alınan kararla Elazığ Şube Müdürlüğü Muş'a bağlandı. Elazığ Müdürlükten Şube Müdürlüğü'ne ardından Muş'a bağlanması kararı Elazığ kamuoyunda ve şehrin siyasilerinde tepkiye neden oldu. Türk Hava Yolları Elazığ Şubesi'nin Muş'a bağlanması kararının ardından açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Türk Hava Yolları'nın bu yanlıştan bir an önce dönmesi gerektiğini kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol açıklamasında Türk Hava Yolları ülkemizin en önemli kuruluşlarından biri olmakla beraber günümüzde bir dünya markası haline gelmiştir. Elazığ'ımız da tıpkı Türk Hava Yolları gibi kadim ve tarihe damga vurmuş bir kenttir. İlimiz birçok bölge müdürlüğünü de bünyesinde bulundurarak tüm bölgesini Hizmet vermektedir. Aynı zamanda Elazığ'da yetişen birçok bürokratımızda ülkemizin önemli kuruluşlarında ciddi işler yapmaktadır. Bu doğrultuda böylesine kadim ve konumu açısıyla stratejik bir kente yapılan bu haksızlık çok büyük bir yanlıştır. Bu yanlıştan dönülmesi adına Türk Hava Yollarına çağrıda bulunuyorum. Elazığ Muş bu iline bağlanması asla kabul edilebilir değildir. Bu yanlış ve hatalı kararın hem şehirlerimizin nezinde silinebilmesinin tek yolu da Türk Hava Yollarının Elazığ'a hemen bölge müdürlüğü açmaktır. Sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyorum ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semi Hışıkver'de Türk Hava Yolları'nın Elazığ'daki müdürlüğünü şubeye dönüştürüp Muş iline bağlamasını bürokratik bir hata olarak değerlendirdiğini belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semi Hışıkver açıklamasında Elazığ tarih boyunca bölgemizin önemli kültürel, idari ve stratejik merkezlerinden biri olmuştur. Bu nedenle Türk Hava Yolları'nın Elazığ'daki müdürlüğünü önce şube müdürlüğüne çevirmesi ve ardından Malatya'ya bağlaması kararını büyük bir üzüntüyle karşılamıştır. Bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak ve bürokratik önem arz eden bu tür yapılanmalarda Elazığ gibi kadim ve bürokratik tecrübelerin olduğu şehirlerimizin ön planda tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada Elazığ'ın yalnızca Türk Hava Yolları nezdinde değil diğer bölge müdürlükleri konusunda da hak ettiği ilgiyi görmediği kanaatindeyiz. Komşu verilen bölge müdürlüklerinin Elazığ'a kazandırılması hem bölge ekonomisine hem şehrin kalkınmasına hem de idari tecrübeleriyle yönetime büyük katkı sağlayacaktır. Bu tür kararların kamuoyunun beklentilerine uygun şekilde yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konunun yakından takipçisi olacağımızı ve Elazığ'a hak ettiği değerin verilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etmek isteriz ifadelerini kullandı. Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, Elazığ Türk Hava Yolları Şube Müdürlüğü'nün Muş'a devredilmesinin şehrin tarihine doğrudan bir bir saldırı olduğunu ifade etti. Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök açıklamasında Muş Havalimanı yıllarca Elazığ Havalimanını kullandı ve dün kendi havalimanına kavuştu. Ancak Elazığ Türk Hava Yolları Şube Müdürlüğünün bu şekilde küçültülüp Muş'a devredilmesi Elazığ'ın tarihine ve halkına karşı açık bir hakarettir. Türk Hava Yolları'nın bu kararı şehrimizin tarihine ve değerlerine yapılan doğrudan bir saldırıdır. Bu skandalın derhal düzeltilmesi ve Elazığ'ın hak ettiği statünün geri verilmesi gerekmektedir. Büyük Birlik Partisi Elazığ İl Başkanı Ömer Ertan da Türk Hava Yolları Elazığ Şube Müdürlüğü'nün Muş'a bağlanması kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Alınan kararın Elazığ'a büyük bir haksızlık olduğunu belirten Ertan, kararın bir an önce geri alınması gerektiğini kaydetti. Büyük Birlik Partisi Elazığ İl Başkanı Ömer Ertan açıklamasında, Elazığ Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürü Zeynel Abidin görür görevine devam etse de, Türk Hava Yolları'nın Elazığ'daki satış müdürlüğü için henüz yeni bir atama yapılmadı. Bu durum Türk Hava Yolları Elazığ personelinin idari olarak Muş'a bağlanmasına ve Elazığ'daki idari yapı nın büyük bir boşluk yaratmasına neden oldu. Elazığ'ın hava yolu ulaşımındaki köklü geçmişi ve stratejik önemi bu kararla adeta yok sayılmıştır. Türk Hava Yolları Yönetiminin bu yanlış kararının şehir üzerindeki olumsuz etkilerini derhal düzeltmesi gerekiyor. Elazığ olarak bu karara karşı duracağız ve hakkımızı aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Türk Hava Yolları Yönetimi derhal adım atmalı ve Elazığ'ın hakkını iade etmelidir ifadelerini kullandı.